Merhabalar hocam. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ellerinizden öperim. Peki, teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Hocam ben resmi olarak boşandım da dinli olarak 3 kere boş ol demesi gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Resmi olarak boşandıysanız sizin mahkemedeki boşanmanız en azından bir talak veya fesih sayılıyor. Yani karı kocalık hayatınız sona ermiş oluyor. Yeniden bir araya gelmek isterseniz yeni bir nikahla bir araya gelebilirsiniz. Ama resmi boşanmanız dinen de boşanma sayılıyor. Peki hocam karşı taraf diyor ki biz dinen olarak boşamadık. O nasıl olacak hocam? Onu artık biz halletmeyeceğiz. Onu siz konuşacaksınız. Biz diyoruz ki dinen Diyanet'e de sorabilirsiniz. Resmi boşanma dini yönden de boşanmadır. Bu konudaki verilen fetvalar bu şekilde. Çünkü evlenirken mahkemeye gidiyor ve yetki veriyorsunuz hakime. Yani belediye başkanına veya belediye başkan yardımcısına veya müftülerle nikah kıyabiliyor. Resmi nikahı diyorsunuz ki ben size yetki verdim, beni bu hanımla evlendirin. Resmi nikah bu demektir. Orada yetki veriyorsun, boşanırken yetkiyi alıyorsun. Mahkeme senden o anda yetkiyi de alıyor. Sende de yetki var, mahkemede de yetki var. Kocanızı kastediyorum. Kocanız da boşayabilir, mahkemede nikahı feshedebilir. Yani evlendirirken okey olur, ey mahkeme kararı sen ver ama boşanırken kararı ben vereyim. Doğru bir çözüm, doğru bir yol değil o. Bu nedenle sizin boşanma hakkınız var, bir kadın olarak isteme hakkınız var. Resmen mahkeme sonuçlandığında dinen de boşanmış olur ama ebediyen boşanma sayılmaz o. Yeniden iki şahit huzurunda, demin ifade ettiğim gibi, iki şahit huzurunda yeni bir mehirle nikah kıyabilirsiniz. Teşekkür ettim hocam. Hürmetler hanımefendi, Allah yar yardımcınız olsun.